Herkese merhaba, ismim Şeyda, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video yine bir ürün incelemesi videosu. Like'da da bu tarz bir ürün incelemiştim. Hem kapatıcı hem concealer fondöten ikisi bir arada. E, de yeni çıkmış, yeni bir ürün Perfect It diye. Hem fondöten hem concealer olarak kullanılan bu ürünü birlikte deneyelim istedim. Ben yine Pale Almond aldım. Şöyle, belki tek marka Beauly's makyaj videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Benim tenim açık buğday. Fondöten'deki Pale Almond bana bir tık koyu geldi ama concealer olarak kullandığım daha açıktı. Onda uydu. Bu ikisi bir arada olduğu için bence ikisinin arasında tam böyle benim ten rengim uygun olacağını düşündüm. Ve öyle aldım. Bakalım. inşallah yanılmamışımdır. Ee, şöyle zaten 3 renk var. Bir Ivory açık var. Pale Almond orta diye geçiyor. Bir de Scent var. O çok sarı tonlu geldi bana. O yüzden yine Pale Almond'la şansımı denemek istedim. Umarım oturur cildime. Ee, yine aynı şekilde diğer concealer fondöten gibi like da kıyaslayacak olursam. Bununla ilgili bir Reels videom var. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Yine aynı şekilde böyle ucu e, kocaman bir concealer fırçası gibi. düngelli fırça. Ben bu tarz ürünleri seviyorum yani belki hijyenik gelmeyebilir ama kullanım açısından bana mantıklı geliyor güzel geliyor ee, hadi sürelim bakalım renk bence olacak gibi bu sefer Beyliss'in fondötenini kullandınız mı hiç bilmiyorum ama çok akışkan bir yapısı var bunda onun çok anlayamadım yani süngerle uyguladığım için de olabilir yapısı böyle normal gibi geldi bana iyi gibi geldi. Şöyle fondöten gibi yapayım. Bir de concealer gibi şöyle uygulayalım. Bu pembe alt tonlu bir renk bu arada. Aklınızda olsun. Fırça da uygulayacağım. Hatta şöyle yapalım. Yüzümün bir tarafına fırça bir tarafına süngerle uygulayayım. İki uygulama şekliyle de nasıl oturuyormuş görmüş olalım. Sünger olarak canım bimin. Süngerini kullanacağım bu semile. Çok güzel yumuşacık. Hiç ıslatmanıza gerek kalmadan kuru bir şekilde de çok güzel uygulayabiliyorsunuz. Önce göz altımızı oturtalım. Bence renk bu sefer oldu. Yaşasın. Değişimle uğraşmak istemiyordum çünkü. Şöyle göstereyim. Hatta çok güzel oldu renk. Şöyle göstereyim. Sevdim. Ben Bailey's'in fondöteni zaten çok beğenmiştim. Akışkan yapısı ama böyle sürdükten sonra hem mat görüntüyü sağlıyor hem de böyle ipeksi bir yumuşaklık bırakıyordu. Dokusu çok hoşuma gidiyordu. Şimdi uyguladıktan sonra yorumlarımı paylaşayım. Bir yandan cildime bakıyorum. Şöyle göstereyim. Açık buğday tenliyseniz ve nötr ve soğuk hattonluysa cildiniz peylamıntı seversiniz. Renk olarak herhangi bir sıkıntı yok bal özlü C vitaminli olduğu söyleniyor. Bu hoşuma gitti. C vitamini bu aralar çok seviyorum çünkü. Cildim de çok seviyor. Böyle hafif tatlı bir bal kokusu alıyorsunuz ama kesinlikle çok ağır ve rahatsız edici bir kokusu yok. Ve özellikle cilde sürdüğünüz zaman bir koku almıyorsunuz. Koku açısından sizi irite edeceğini düşünmüyorum. Yapısına gelecek olursak bence karma ve yağlı ciltlerin seveceği bir ürün. Kuru ciltlerin çok seveceğini düşünmüyorum. Ya da cildinizi çok iyi nemlendirdikten sonra uygulamanız gerekiyor. Benim cildimin altında nemlendirici olmasına rağmen biraz böyle o okay keyki görünümünü algılıyorum gibi geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ekrandan ne kadar belli oluyor? Yapısını light kadar sevmedim. Açıkçası. Ama yine de güzel bir ürün. Fiyat olarak iyi. Cildiniz çok kuruysa sevmeyebilirsiniz dediğim gibi. Concealer özelliğine gelecek olursak fondötenle aynı renkte Evet. Ve bence güzel bir concealer gibi gözüküyor. Böyle bir çizgi çizgi göstermedi. Gözaltımı gayet düzgün gözüküyor ve kapatıcılığı da gözaltı için iyi. Ama normal fondöten olarak çok kapatıcı değil. İnce ama bu like'da da aynı şekildeydi. Çünkü hem aynı zamanda concealer amacıyla kullanıldığı için ister istemez yapısı biraz ince oluyor bu tarz ürünlerin anladığım kadarıyla. Böyle sivil yerlerde çok da bir kapatıcılık göremedim. Hafife yakın orta diyelim. Ama e, ne yapabiliriz? Bir kat daha geçeriz oralardan. Olur biter yani. Problemli bölgelerden şöyle. Bu arada hem süngerle hem fırçayla uyguladım. E, onu da söyleyeyim. İki uygulamaya da uygun bence. Ne süngerde ne fırçada herhangi bir zorluk yaşamadım ben. Ya bu biraz tümsekli bir sivilce şu an. O yüzden ee, onu kapatmak tabi zor. Birkaç işlem gerekiyor. Tek zaten ne olacak bir iş değil şu an için. Ama çenemdeki izleri bir kat daha geçtiğim zaman herhangi bir leke kalmadı. Gayet kapatmak istediğiniz bölge iki kat yaparsınız kapatır. Sıkıntı değil o. Ama ister istemez dediğim gibi çok cildi iyi nemlendirdikten sonra uygulamak gerekiyor bence. Ee, kuru ciltlerin çok seveceğini düşünmüyorum. 32 ya da 34 TL gibi bir fiyatı aldım. Bence bu fiyata alınabilecek Gayet güzel bir ürün. Performansı çok iyi. Yani fiyatı çok uygun. Hem de iki amaçlı oluşu bu tarz böyle kompakt ürünleri zaten ben söylemişim çok seviyorum. Severek kullanacağımı düşünüyorum o yüzden. Üzerine bir de böyle bir allık ve belki biraz highlighter bronzer uygulayalım. Bakalım nasıl duruyor. Ona bakalım. Şöyle çok az bir bronzer alıyorum. Merve Özkaynak Sephora yüz paletini kullanacağım. O güneş de vuruyor ki daha rahat görürsünüz. Şöyle üzerine gayet güzel e, herhangi bir toz ürün kullanabiliyorsunuz hiçbir sıkıntı yaratmadı. Çok güzel bütünleşti cildimle. Highlighter da uygulayalım. Evet aynı şekilde bence üzerine de yapılan makyajı gayet uygun rahat çalışılan bir fondöten. <laughs> Bu tarz ürünler özellikle mesela seyahatte ya da yanınızda taşıdığınız makyaj çantanız için bence vazgeçilmez ürünler. Hem konsiler hem fondöten taşımak yerine sadece bir ürünle ikisini bir arada taşımış oluyorsunuz. Uygulaması çok kolay. Direkt fırçayla istediğiniz bölgesel de uygulayabilirsiniz. Tüm yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Kullanımı bence çok pratik. Elinizle bile dağıtabilirsiniz. Ya da bir sünger bir fırçayla da ikisiyle de kullanıma uygun gayet güzel bir ürün. Renk içinde dediğim gibi eğer sarı alt tonluysanız sende daha çok severseniz çok beyaz tenliyseniz Ivory'i tercih edebilirsiniz. Ama benim gibi buğday tenliyseniz de Pale Almond yakışacağını düşünüyorum. Ben fondöten de bahsetmiştim koyu gelmesine rağmen konsilörle bir arada olduğu için ilk o mantığı kurmuşum kapatıcıdan. E, rengi bana tam oldu. Gerçekten tam oldu. Tam cildimin rengi oldu. Rengini de gayet sevdim. Concealer olarak da çok sevdim. Hiçbir şekilde rahatsız edici bir görüntü kalmadı. Güzel kapattı göz ama çok yüksek bir kapatıcılığı olan fondöten değil, gündelik kullanımı bence gayet uygun ve ciltteki renk eşitsizliğini güzel kapatıyor. Fiyatına göre performansı bence çok güzel bir ürün gratis yine yapmış yapacağını. Evet umarım beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur videom. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı ve fazlası için lütfen kanalıma abone olun. Ve o zil butonuna tıklarsanız da yeni video yüklediğinde size de uyarı gelmiş olur. Haberdar olmuş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.